Merhabalar, bugün sizlere Pınar Labneli tavuk çökertme yapacağım. Çökertmeyi ben çok severim, gerçekten de inanılmaz lezzetlidir ama labne ile olunca daha bir başka güzel oluyor. Şimdi hemen malzeme listesini sayıyorum, sonra da yapacağız. Pınar Labneli tavuk çökertme için gerekli malzemeler 200 gram pınar labne, yarım su bardağı pınar süt, 400 gram kemiksiz tavuk but, 4 adet patates, 2-3 diş sarımsak, kızartmak için sıvı yağ, süslemek için pul biber. Ne yapacağız? Öncelikle tavukları küçük küçük, yani kemikli kemiksiz fark etmez ama küçük küçük doğranmış, kemikleri ayıklanmış tavuk eti olması gerekiyor. Şimdi küçük küçük kuşbaşı şeklinde doğradım ve sütü üzerine hemen döküyorum. Bunu mutlaka deneyin. Her tarifinizde marine ettiğiniz tavuklara mutlaka böyle üzerini kaplayacak kadar süt koyun. Bakın ne kadar değişik bir lezzet olacak. En az yarım saat ama mümkünse bir saat kadar bekletebilirsiniz. Nerede bekleteceğiz? Buzdolabında. Tabii ki ben daha önceden buzdolabında beklettim. Şimdi hemen sütün içinde bekletmiş olduğum tavuk butlarını şöyle süzüyorum. Tavaya çok az yağ koyacağım. Hemen yavaş yavaş çevire çevire sütle marine ettirdiğim tavuk butlarını güzelce pişmeye bırakacağım. Bu arada tavukların üzerine şöyle birazcık tuzunu, isterseniz biberini de koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak tadınıza göre değişebilir. Şimdi tavukları hemen yanıma alıyorum ve yağın içerisinde şöyle sütü süzülmüş tavuk etlerini pişireceğim. Patatesleri güzelce soyduktan sonra rendeledim. Suyunu sıktıktan sonra da bol yağda patatesleri kızarttım. Bakın patatesler bu şekilde kızarınca şöyle bir taban oluşturuyor. Nasıl istiyorsanız patatesleri güzelce kızarttıktan sonra, isterseniz bu rendelemeden küp küp de doğrayabilirsiniz ama çökertmenin asıl kızarmış patatesi böyle kibrit çöpü gibidir. Bu şekilde kızarttım patatesleri. Asıl şimdi ne yapacağız? Sosunu hazırlayacağız. Hani süzme yoğurtla yapılır demiştik ya, işte aslında labneyle yapmanız gerekiyor. Hemen pınar labneyi alıyorum ve sarımsakla karıştırıp çok güzel bir sos hazırlayacağım çökertmeye. Güzelce karıştırıyorum. Ve şimdi tavuk etleri güzelce pişerken ben de sarımsakları labnenin içine ilave etmek için ince ince kıyacağım. Pınar labnemin içine ilave ediyorum. Ve şimdi labneyi de güzelce karıştırıyorum. Sarımsaklı harika bir pınar labne sos oldu. İsterseniz ette, isterseniz tavukta çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet, çok güzel bir şekilde tavuk etlerimiz kızardı. Ama önce labneyi kızarmış patateslerin üzerine şöyle bir tabaka halinde güzelce sos yaptık. Hemen üzerine de kızarttığım tavukları, ama tavukları önce biliyorsunuz sütte marine etmiştik. Bu da önemli bir detay. Şöyle üzerine alıyoruz ve hemen maydanozla süsleyeceğiz. Gördüğünüz gibi pınar labneli tavuk çökertme servise hazır. Afiyet olsun.